Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde Domax 40-10 motorlu testleri tamir edeceğiz. Motorlu testleri çalışmıyor. İlk olarak şu kapağı açalım ve hava vuralım. Hava vururken gözlükleri takmayı unutmayalım. Ufak tefek pislikler, çapaklar gözünüze gidebilir. Bu yüzden dikkat edelim. Bu motorda dar budamanın bir büyüğü olarak geçiyor. Hafif olması ufak tefek odunları kolaylıkla yapıyor. İnşaatlarda da işe yarar bu. Hem az yakıyor, hem kullanışlı, hem hafif motor. Evet, şimdi öncelikle bir hava vuralım. Etrafını temizleyelim. Devam edeceğiz. Evet, motor çalışmıyor. Şimdi deneyelim öncelikle. Motoru bakalım. Stop açık. Bakalım önce. Şimdi yükleyi çekelim. Böyle tepki tepki yok. Şimdi ilk öncelikle buzuya bakacağız. Kuru mu, ıslak mı onu göreceğiz. Eğer kuru ise benzin gelmemiş. Bunun sebebi benzin filtresi ve de karbüratör süzgeci olur. Tıkanıklığı. O değilse benzin hortum delik olur. Ya da karbüratör iğnesi yapışmış olur. Bu da yapmakla yatması sebebiyle olur. Gördüğünüz gibi buji ıslak, yani boğulmuş motor. Stop düğmesini aşağı indiriyoruz. Ters çevirip benzini tahliye edeceğiz. Burada bazen stop düğmeleri çalışmaz. Bu yüzden dikkat edin. Motor alev alabilir. Bakın. Benzin atıyor yere. Bir kağıt koyayım önce. Daha net görülsün diye kağıt koyuyoruz. Ters çeviriyoruz. Bakın. Motor iyice boğulmuş. Motor içinde benzin tahliye ettik. Bujiyi kontrol edeceğiz. Belki çalışmayabilir. Bu sebeple bujiyi değiştirebiliriz. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bir sefer yükle çekmeyeceğiz. Çünkü motor boğulmuş. Çalıştırırken yükle çekmeden çalıştırmaya çalışacağız. Şöyle yükleyi çekip salıyoruz. Yani bu da gaza bastığını gösterir.
Buji değiştirelim. Yakıtı kokladım, benzin mi mazot mu diye, benzinmiş. Şimdi bujiyi değiştirip deneyeceğiz. Motor hayli çalışmadı motor. Motor yine boğuk olduğunu gösteriyor. Ne kadar tam bas deneyeceğim, yükleyi çekmeyeceğim. Şimdi yakıttan şüphelenmeye başladım. Ya ateşleme sorunu var ya da yakıt benzin kokuyor. Bir de yakıtı değiştirip deneyeyim. Benzin döktük. Yeni benzin dolduruyoruz.
Şimdilik çekeceğiz. Yeni benzin karbüratörü, pislüğü karbüratörü dolup pistona gitmesini sağlayacağız. Yakıt benzin kokuyor ama içine mazot karışmış maalesef ki. Bu sebeple motor çalışmadı. Şimdi sıra geldi amortisörüne. Amortisör çok sallanıyor. Bunda pek bir şey yok. Bu şekilde bir tur çevirdiğin zaman amortisör kolaylıkla yerine oturuyor. Buna bakalım bir de sağlam mı diye. Bu da sağlam. Tamam, bunda da yereğine kaldı. Buradaki amortisörü kaldı. Hiçbirinde kırık yok. Çok fazla sallanıyor. Çok esnemiş galiba. Bir şey olmadı zaman. Yanınızda daima denemelik bir buji bulundurun. Eğer arıza dayanılırsa eski bujisini geri de takabilirsiniz. Yani bunu müşteriye sunarsınız. Yanına da yedek buji verirsiniz. Yedek buji bozulduğu zaman denersin de çalışmazsa bize getirirsiniz deyin. Böylece müşteri sizden memnun olacaktır. Çalışmadı güzel. Şimdi de ben de kesimi kontrol edeceğim. Yarı tıkanıklık falan var mı diye. Eğer varsa değiştiririz tabi. Ben de filtresi gayet güzel çalışıyor. Neyse ki bu şekilde motorun arızasını giderdik. Şeyde benzin kokladığınız zaman gayet güzel benzin kokuyordu. Bu da anlaşılmadı. Meğer ki mazotta benzinle mazot karışmış. Neredeyse aynı oranda karışmıştı. Bu yüzden çalıştıramadık. Fark edemedik. Arda'yı sizlerle beraber fark etmiş olduk artık.
Neyse arkadaşlar. Motor sonunda tamir ettik. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.